Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Doktor Bora. Bugün size vücuttaki kolajen eksikliği belirtilerini teker teker saymak ve sıralamak istiyorum. Çünkü bana soruyorsunuz hocam, ben kolajen kullanmaya başlamalı mıyım? Ya da daha öncesinde bir tetkik yaptırayım mı diye. Kolajenin bir tetkiki yok. Yani siz sağlık ocağına ya da bir hastaneye gittiğinizde vücuttaki kolajen seviyenize baktıramıyorsunuz. Şu an için öyle bir tetkik yok dünya üzerinde. Ama kendi vücudunuzun üzerinde çeşitli belirtileri gördüğünüzde kolajenin giderek azaldığını, daha az üretildiğini, bu nedenden dolayı da dışarıdan içilebilir kolajen takviyesi almanız gerektiğini bunlara bakarak belirleyebilirsiniz. Nedir bunlar? Öncelikle vücutta bir halsizlik oluyor, yorgunluk belirtileri oluyor, bir keyifsizlik oluyor. Proteinlerin 1/3'ünü oluşturuyor kolajen. Yani vücuttaki proteinlerimizin %30-35'i kolajen. Çok büyük bir miktar. Ve her yerde olduğu için sadece deride değil, bağırsaklarınızda, beyninizde, kalbinizde genel bir halsizlik, yorgunluk oluyor. Hareket etmekte güçlük oluyor. Çünkü eklemlerde tip 2 kolajen var. Bu azaldığında kalktığınızda bir anda bacaklarınız hareket edemiyor. Bu tabii ki de ileriki yaşlarda olan bir durum. Uykusuzluk yapıyor. Evet, kolajen uykusuzluk yapar demek yanlış olmaz. Çünkü kolajenin içerisindeki proteinlerde yine bizim uyutan melatonin hormonunu tetikleyen proteinlere benzer özelliğe sahipler. Diş eti kanaması ve vücutta oluşan morluklar yine kolajen eksikliğinin belirtileri. Göz çukurunda belirginleşme ya da göz oluğunda belirginleşme de yine aynı şekilde kolajen eksikliğinin belirtileri. Bunun dışında deride ne gibi şeyler görüyoruz? Deride sarkmalar oluyor, saç dökülmeleri ve tırnakta kolay kırılmalar yine kolajen eksikliği belirtilir diyebiliriz. Ciltte meydana gelen cilt ton eşitsizlikleri. Eskiden güneş altında kalırdım hocam, hiç cildimde renk farkı oluşmazdı ama artık oluşuyor dediğinizde bu kolajeninizin yavaş yavaş azaldığını belirten etmenler. Bunun dışında ince kırışıklıklar yine yüzde özellikle ve boyunda gelen özellikle okuma çizgileri dediğimiz yatay çizgilerde kolajen eksikliğinin belirtileri. Bu belirtiler olduğunda peki ne yapacağız? Kendimize 3 aylık bir kür yapacağız. Bu 3 aylık kürde neye dikkat ediyoruz? Günlük 10 gram yani 10.000 miligram kolajen almamız gerekiyor. Bunu tercihen akşam saatlerinde alıyoruz. Çünkü büyüme hormonu akşam saatlerinde sentezleniyor ve yeni kolajenimizin %80-90'ı akşam biz uyurken yeniden yapılıyor. Bunun dışında her ay farklı bir kolajen markası alabilirsiniz. Çünkü kimisinin içerisinde C vitamini var, kimisinin içerisinde Coenzyme Q10 var, kimisinin içerisinde selenyum var. Bana şunu da soruyorsunuz, hocam kolajenle birlikte elastin de alayım mı? Eğer mümkünse bazı firmalar elastin de ekliyorlar. Çünkü elastin de kolajene bu kadar fazla değil vücudumuzda ama kolajenin yerine geçebilen, kolajenle birlikte çalışabilen bir protein. Elastin de alabilirsiniz ama bizim istediğimiz kürlerde 10 gram kolajen almak. 3 ay sonra 3 aylık bir ara veriyorsunuz. Bu 3 aylık arada düşük miktarda özellikle tablet kolajenler kullanılabilir. Yani 1000 mg olabilir, 1500 mg olabilir. Bu mevcut kolajeninizi korumak açısından faydalı olabilir ama şart değil. Sonra 6 ay sonunda tekrar bir 3 aylık yine 10 gramlık günlük kolajen alımına devam ediyorsunuz. Böylece yılda 6 ay boyunca kolajen kullanmış oluyorsunuz. Bu belirtilerde yavaş yavaş azaldığını görüyorsunuz. İlk başta uyku düzeniniz düzeliyor. Sabah kalktığınızda kendinizi daha dinç hissediyorsunuz. Sarkmalar azalıyor. İnce kırışıklıklar azalıyor. Ve bunu şöyle düşünün. Sonuçta yaşlanmaya devam ediyoruz. Daha da çok sarkacak ve daha çok ince kırışıklıklarınız meydana gelme durumunu siz engellemiş oluyorsunuz. Dolayısıyla zamanı bir nevi durdurmuş oluyorsunuz. Bugünkü videomuz bu kadardı ama benim sizden bir ricam olacak. Eğer videoyu beğenirseniz, bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız yine yorumlarda bana destek olursanız sevinirim. Eğer hala kanala abone değilseniz, abone olursanız ve bildirimleri de açarsanız çok mutlu olurum. Çünkü bildirimleri açmadığınızda YouTube algoritması benim yeni gelen videolarımı size önermiyor ve bu şekilde ben size daha az ulaşmış oluyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.